Kalp damarındaki darlıklar en çok kimlerde görülür? Bir defa bizim kalbimizi bir vücudun çalışan mekanik pompaya benzetmiştik biz. Aynı zamanda bunu bir evin su ve kalorifer tesisatına da benzetebiliriz. Zamanla, yaşla nasıl saçlarımız beyazlıyorsa, yüzümüzde kırışıklıklar oluyorsa, kalp damarlarında da çeşitli etkenlere bağlı olarak darlıklar, tıkanmalar oluşabilir. Bunlar biz değiştirilebilen veya değiştirilemeyen faktör dediğimiz iki faktörlerin sonucunda olabilir. Değiştirilemeyen faktörler, bir genetik faktörü değiştiremiyoruz. Yani annenizde, babanızda, ailenizde genetik geçişli bir kalp damar hastalığı varsa siz aday olabilirsiniz. Ama mutlaka kalp hastası olacaksınız anlamında değildir. İkincisi, cinsiyeti değiştiremiyoruz. Maalesef erkekler kadınlara göre daha riskli gruba giriyor. Üçüncüsü de yaşı değiştiremiyoruz. Değiştirebilecek faktörler ise tansiyonunuz varsa, şekeriniz varsa, stresiniz varsa bunlardan sizi uzaklaştırabiliyoruz veya tedavi edebiliyoruz. En önemli konu sigara içimi kalp damar hastalığı için çok önemli faktördür. Sigara kullanıyorsanız kalp damar sağlığınız bozulacak demektir. Stresliyseniz bu kalbinizi etkileyecek demektir. Hareketsiz yaşamınız varsa kalp damarlarınız bozulacak demektir. Ama bunlar da değiştirilebilecek faktörlerdir. Tabii kötü beslenmeyi, işte temiz havada dolaşmayı da bunlara katarsak temiz havada dolaşmak kalp damarlarına iyi gelecektir.